Bugünkü dersimizde projemizdeki sepet işlemlerini göreceğiz. Ürünlerin sepete atılması, bunların takip edilmesi ve nihayetinde ödeme işlemlerinin yapılması ve bunun mantığı üzerinde duracağız arkadaşlar. Evet, biraz şifayı kaptığım için biraz hızlı geçebiliriz bu. Yani çok fazla yaptığım kodlar üzerinde anlata anlata gideceğim. Şimdi öncelikle sepet mantığını anlamamız gerekiyor. Uygulamalarda iki çeşit sepet söz konusu. Birincisi bazılarında sepet session değişkenlerine atanıyor. Sistem kapatıldığı zaman ya da browser kapatıldığı zaman sistemdeki o session'daki seçilen ürünler, sepete atılan ürünler otomatik silinecektir. Bazı uygulamalar şu anda genelde öyle yapıyorlar. Siz login olduğunuzda genelde bunu yapıyorlar. Çünkü login olmadan veri tabanında tutmak çok mantıklı değil. Login olduğunuzda diyelim ki o alışveriş sistemine işte hepsi burada N11 vesaire gibi sistemlerde sepete bir ürün eklediğiniz zaman logout olup başka bir gün geldiğiniz zaman sepetteki o ürünü görmeye devam edeceksiniz. Herkes AliExpress'te vesaire hepsinde sistem bu. Yani sepetinizi tamamlamadınız hadi silindi gibi mantık yok çünkü sepette sizin adınıza kaydoluyor. Biz de bu yöntemi kullanacağız. Eğer login olmadıysa session'larda tanıtılabilir session. Çünkü henüz kişi şey olmamıştır ama genelde eğer bir ürünü sepete eklemek istiyorsa onu login penceresine gönderelim. Eğer login değilse böyle bir şey yapılabilir. Bu sizin kuracağınız bir mantık. Öncelikle sepetle ilgili neler yapmamız gerekiyor? Bir veri tabanı oluşturmamız gerekir. Ben sepetin veri tabanında tutulması mantığını benimsedim. Buna göre gideceğim. Müşterinin sepet veri tabanı oluşturdum. Müşterinin ID'sini tutuyorum. Ürünün ID'sini tutuyorum. Adetini tutuyorum. Tarih, ürünün adı, fiyatını yanında tutuyorum arkadaşlar. İstersem tutar da tutabilirim. Şöyle tutar da yapayım. Nerede? Şöyle bir tutar. Bu da evet, şifayı kapmıştık zaten. Tutarı girebiliriz. Bu şekilde bir mantık yürütebiliriz. Şimdi şu şekilde bir mantık yürüteceğiz. Detay akabinde. Eğer kişi almaya karar verirse sipariş tablosu açacağız. Yine sipariş tablosuna ID, müşteri ID'si, tarih, IP'si, tutar, toplam tutar, ödeme şekli, nakit, havale bilmem ne. Ödeme dur, ödendi, ödenmedi. Sipariş durumu onaylandı, onaylanmadı. Adres, yani kargo adresi daha doğrusu. Alıcı ad, soyad, adres, ilçe, şehir vesaire. Böyle basit temel bilgileri yerleştirdim. Mesela bu bilgileri müşterinin bilgilerinden de çekip koyabilirsiniz. Orada da yazdırabilirsiniz. Değiştirtebilirsiniz. Değiştirtme izni verirsiniz vesaire. Bunun üzerinde yani ekleme silme düzenlemelere fazla vakit harcamak istemiyorum. Bu siparişin genel bilgileri. Bu siparişe ait ürünleri de aynı şekilde başka bir veri tabanında müşteri ID, sipariş ID, ürün ID, adet, fiyat, tarih, ürün isterseniz adını da koyabiliriz. Evet, ürünün adını da ekleyelim yani çok. Yoksa joinlerle getirmemiz gerekir. Evet, bu şekilde ürünün adını da kaçsa 150 miydi? Ekleyebiliriz. O zaman aldığımızda ürün adı buydu. Eklediğimiz ürünün bu şekilde eklemiş olduk arkadaşlar. Bu şekilde siparişini tamamlayacağız. Yani tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar bizim sistemimiz şu şekilde. Müşteri evet. Müşteri burası admin paneli değil biliyorsunuz. Müşteri login olacak. Login olduğunda şurada admin değil yani mesela müşterilerinden kim var bir bakayım. Evet, müşterilerden
Gördüğünüz gibi ayşe.mynet.com 1-2-3. Evet, ayşe.mynet.com 1-2-3 gibi. Gördüğünüz Ayşecan şey oldu. Tıkladığım zaman hesabın bilgileri varsa, hesap bilgileri vesaire oraya gidecek. Yoksa çıkacak bu Ayşe 3 tane ürün ekledi. O şekilde ekledi. Mesela çıkış yapıyorum. Ayşe daha önce 3 tane ürün ekledi. Çıkış yapıyorum. Diğer müşteri olarak gireyim. Mustafa@gmail.com 456. Login. Mustafa@gmail.com 456. Giriş yapıyorum. Bakın 0 adet ürün var şeyinde. Hiçbir ürün yok. Niye? Çünkü ürün şey yapmadı. Evet, ana sayfada ürünlere geldiğimizde sepete, bak şurada adet var. Kaç adet olacaksa 3 adet sepete ekle diyorum. Mustafa'nın sepetinde kaç ürün oldu? Bir tane ürün oldu. 3 adet 40 lira, toplam 120 TL. Şey oldu. Devam ediyoruz. Ana sayfada bir kedi alalım Mustafa'ya da. Biz kedi ekleyelim. Gördüğünüz gibi ürün adet 2 tane oldu. Şey oldu. 40. Ha şurada altında tutarını da yazarız. Şimdi arkadaşlar bu olayı nasıl yaptığımıza bakalım. Şimdi tabi burada gösteriyorum. Bu işler burada nasıl oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bir Hidra baktığım zaman arkadaşlar. Önce login olayını anlatayım Hidra'da. Hidra'da. Nerede login? Bu rakamlar ne rakamı ya? Upcoming, Paypal'ın önüne vesaire. Sidebar'dayım ya. Hidra'ya gidiyorum. Şimdi Hidra'da önce login'e bakıyorum. Benim login diye bir şey vardı. Login pencerem var arkadaşlar orada. Yukarıda. Bunun form nesnelerine bakın. Şu forma. Mesela burada ne gösteriliyor? Hala login olduğum halde login penceresi görünüyor. Aslında login penceresi olduğu zaman ne olması lazım? Çıkması gerekir. Yani bunu görünmez yapabiliriz. Çıkış yapabiliriz şuraya. Onu siz ayarlarsınız. Ben forma action kısmına yazdım. Login ol dedim. Home'da login ol dedim. E-mail ve password'u gönderiyorum. Giriş yap butonuyla gönderiyorum. Home'a gittiğim zaman login ol aynı admin'deki login ol'la aynı arkadaşlar. Bu sefer ne yaptım? E-mail aldım, şifreyi aldım, yetkileri atadım. Bu sefer müşteri oturum data yaptım. Oturumlarımız farklı bakın arkadaşlar. Diğeri oturum dataydı. Bu sefer müşteri oturum data yaptım. ve base URL'ye nerede bizim database URL'e bir login penceresi ekledim. Müşterilerden e-mail ve şifreyi sorguladım. Eğer varsa bilgileri gönderip ana sayfaya gittim. Yoksa geçersiz şifre e-mail adı diye nereye ekledim? Yukarıya ekledim. Nereye ekledim? Şurada bir kutu var. Flash datayı şuraya ekliyorum. Hata dosyanın header data'da ekledim. Eğer login olduysam her şey login olmaya bağlıyorum artık. Şimdi burada diyorum ki işte bu kısım nasıl oluyor? Şuradaki kısım nasıl oluyor? Mesela deneyelim mesela burayı. Login diyorum. Şurada saçma sapan bilgiler gireyim. Yani gördüğünüz gibi geçersiz e-mail şey var. Yani tam kuponun oraya ekledim. Benim elimde böyle bir kutu vardı. Onu kullandım. Siz istediğiniz yere yazabilirsiniz. Şuraya yazarsınız. Başka bir yere yazar. Şu kutuyu başka neşeli güzel bir kutu getirirsiniz vesaire. Evet gördüğünüz gibi eğer mustafa@gmail.com 456
Giriş yaptığımız zaman gördüğünüz gibi Mustafa giriş yaptı. Buradan da çıkış yapar. Mustafa'ya iki tane ürün var. Daha önce eklediği iki tane ürün var. Şimdi burayı kontrol etmem lazım arkadaşlar. Kişi login olduysa ona göre bir şey getirmem lazım. Değilse ona göre getirmem lazım. Ne yaptım bakın burada. Eğer müşteri oturum data Atsoy varsa adını yazdırdım şurada gördüğünüz gibi ve yanına çıkış ekranını koydum. Logout, home logout'a gidecek şekilde çıkış ekranını koydum. Logout olunca nereye gidiyor? Şurada logout müşteri o datayı şey yapıyorum. Peki diyeceksiniz ki neden bir tane login daha önce admin login oldu? Aynı anda hem admin login olabilirsiniz hem şey olabilirsiniz. İkisinin verisi tamamen birbirinden farklı. Farklı arkadaşlar. Yani karışmaması, iki kullanıcının birbirine karışmaması için oturum şeyini farklı yaptım. Birinin şuradaki adını farklı yaptım. Yoksa aynısını yaparsanız karışıklığa meydan verecektir. Eğer diyorum ben oturum açtıysam adını soyadını yazdırıp şey yapıyorum. Eğer oturum açmadıysam login ol diyorum. İşte bir yerden login'e gönderiyorum ya da aşağıdaki login'den açtırıyorum. Şimdi sizin eğer ya da kayıt ol. Mesela ne diyebiliriz? Sizin tabi bunu home ne yapacaksınız burayı? Siz bunlar bitmiş olacak yani. Müşteri kayıt dersiniz gider. Müşteri kendi kendine kayıt olur. Tamam mı? Bunları siz yapacak. Sizinkilerinizde full çalışacak. Yani müşteri sayfadan müşteri üye kendi kendini kaydedebilecek arkadaşlar. Evet bakın login olmadığı zaman farklı iki buton çıkıyor. Login değilse login ol ve kayıt ol çıkıyor. Login ise adamın ismi ve çıkış butonu çalışıyor. Sonra diyorum ki burada bir sepet var bizim. Sepette sıfır ürün görünüyor. Görüyor musunuz? Şurada şu kadar ürün görünüyor şurada. Görüyor musunuz? Ben artık bazı sorguları direkt header'ın içinde yapıyorum. Zırt pırt göndermeyeyim diye. Siz de bu mantığı kullanabilirsiniz. Bakın gördüğünüz SQL'leri burada yapıyorum. Yani sepeti sürekli bütün fonksiyonlarda sepet bilgisini göndermem gerekecek. Onun yerine sadece sepet orada gereken yerde bir SQL sorgusu çekiyorum. Diyorum ki sepet query select count ID say ne? Sepetteki müşteri ID'si şu anda oturum açan müşterinin ID'si olan kişinin ne kadar sepette ne kadar şey eklediğini say diyorum. Count ID'sini say. S say burada isim veriyorum. Say'a aktarıyorum. Sonra say, S say'daki ya da şurada değiştireyim. Şurada sepet diyeyim yani. Çünkü iki tane şey oldu. Evet. Sepetteki şeyleri sayıp burada ürün ekliyor. Eğer oturum açtıysa bakın eğer oturum açtıysa oturum data ID'si boş değilse oturum açmadıysa 0 adet ürün var diye yazdırıyoruz. Buraya kadar anlaşıldı mı yani buraya kadar anlattığım şu yukarının kontrol edilmesi şu login penceresinin oluşturulması hikayesi bu arkadaşlar. Login olduğum zaman bakın çıkış yapıyorum. Hemen ne oldu? 0 adet ürün. Login ol, kayıt ol. Login ol açarsınız. Bir yerden login penceresi açarsınız ya da şunu açarsınız. Size kalmış. Yani ben size buradaki mantığı söylüyorum. Sizin şeyinize göre değişiyor. Benim burada login penceresi var. O şekilde gidiyorum. Ayşe at mynet.com 1, 2, 3. Şu anda Ayşe. Evet Ayşe. Şimdi sepet olayını devam edelim. Ayşe 2 tane 3 tane ürün ekledi sepete. Altına da bunu nasıl yaptık sepete? Sepet eklemeyi nasıl yaptık arkadaşlar? Ona bir bakalım. Sepet eklemeyi arkadaşlar. Ürün detayında şuradaki ürün detayına girelim. Evet sepetin nasıl eklendiği hoppada
Burada bir hata yaptık. Ürün detay 2. Neyi görmedi? Line 120'de. Veri göndermişim. Ya bir ne telefon numarası yazdırmıştım son anda. Evet, yazdırdım da niye hata verdi ben anlamadım yani. Verileri sonuçta dataya Hidra gönderiyorum ayarlardan. Niye hata veriyor? O ilginç. Çünkü aynı şeyi şuradan veriden gönderiyorum. Araya bir veri, başka veri mi giriyor acaba? Veri diye bir şey mi sorguladım? Yani query'e veri mi ekledim? Yok. Bura niye hata verdi gerçekten? Ayarlara bakayım. Benim ayarlarda tel var. Şurada tel var. Araya bir şey girdiği zaman o veri şey yapmıyor mu? Evet. Şurada başka bir şey girdiği zaman neyse. Sonra çözeriz onu. Evet. Bakın şurada sepete ekle butonumuz var. Şurada kaç tane adet olacağını artırıyoruz. Eksiltiyoruz. Burayı nasıl yapıyoruz? Şu anda burayı nasıl organize ediyoruz arkadaşlar? Burası şurası arkadaşlar. Şu şekilde organize oluyor. Bakın formumuz şuradan başlıyor. Şuraya kadar. Şöyle sağını sonunu boşaltayım. İyi anlaşılsın. Diyorum ki base URL'e sepete ekle. Bu ID'si, bu oranın ürünü sepete ekle. Şurada bakın. Input yani number adet, kaç tane adet default olarak bir girdim. Hiçbir şey yapmadan sepete eklediğinde bir tane eklenecek. Şeyin adını gönderdim. Evet, burada niye hata verdi anladım. Evet. İkisini veriyle gönderdim yani. Ayarlarıyla şunu veriyle gönderdim arkadaşlar. Tamam, ondan kaynaklı. Ayarları da veriyle göndermiştim. Ürün detayını da veriyle gönderdim. Aynı veri olunca yukarıdaki bilgi çakıştı. Hatamızın sebebi oydu. Şimdi anladım. Şimdi arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi hidden, yani hidden şey, gizli nesnemiz var burada. Burada görünmüyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şu anda görünmüyor burada. Bunlar ama gizli. Bize lazım olacak. Göndermemiz gerekir. Ürünün adını, satış fiyatını gönderiyorum. Ve butona tıkladığım zaman bu bilgilerle işte nereye gidiyor? Alıyor bilgileri. Evet, sepete ekle. Ne yapıyoruz burada? Gönderdiğimiz ürün ID'sini alıyorum. Ürün ID'sine kaydediyorum. Kaç tane adetse adede kaydediyorum. Ürünün adına, ürünün adına, fiyatını fiyatına ekliyorum. Müşteri ID'sini de bakın. Oturum açan müşterinin ID'sini giriyorum. Ve bunları ürünlere ekliyorum. Yani sepet dosyasına ekliyorum. Buraya kadar anlaşıldı arkadaşlar. Bakın. Tekrar ediyorum. Ürün detaydaki şu bilgileri, input nesnesindeki bilgiler, şurada yazdırdıklarım değil, input nesnesindeki gizli ve açıktaki input nesnesindeki veriler alıyorum, sepete ekle de sepete kaydediyorum. Yani şu şekilde sepete kaydediyorum. Bakın müşteri ID'si 1 ve 2. İkinci, iki nolu ID'si müşterinin iki ürünü var, bir tane. Dolayısıyla iki tane var. Dolayısıyla hiçbir müşterinin şeyler birbirine karışmıyor arkadaşlar. Evet. Sonra
Sepeti nasıl listeliyoruz? Gelelim şeye. Bakın burada sepete tıkladığımız zaman ne diyorum? Sepet liste diyorum şurada. Evet, sepet liste diyorum. Ürünü sepetle dedi, yani listele dediğimde onu nasıl yapıyorum? Bakalım. Şu header'da bizim sepet vardı burada gördüğünüz gibi. Eğer içinde ürün varsa sepet listeye gönderiyorum. İçinde ürün yoksa zaten boştur. Hiçbir şey yok. Linki yok. Evet, sepet liste fonksiyonuna gönderiyorum home'da. Sepet liste fonksiyonu ne yapıyor? Ayarlarımızı çağırıyor neyse. Diyorum ki select yıldız from sepet ver müşteri ID. Yani sepetin içindeki ürünlerden müşteri ID'si şu anda oturum açan müşterinin ürünlerini getir ve sepet ürünler dosyasına bizi gönder. Sepet ürünler dosyasına gidiyorum. Döngüyü oluşturuyorum. Bir buton oluşturuyorum. Bakın bir sil butonu oluşturuyorum. Diğerleri yazdırıyorum. Tutar, fiyat, şey. Bir de sepete eklerken hesaplayayım. Niye hesaplamıyorum? Burada hesaplama yaptım. Evet, sepete eklerken ama şöyle bir şey oluyor orada. Mesela sepete attınız, şöyle bir sakınca da meydana geliyor. Sepete attınız, 2'ye geçti üzerinden tekrar geldiniz, şey olmuyor. Yani sepetin ürünün fiyatı değişti. Size eski fiyattan satmaz. Dolayısıyla bu ürünler, bu bilgiler genelde arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Şu diğer ID'si dışındaki bilgileri ekliyoruz. Diğerleri normalde şey yapmıyoruz arkadaşlar. Sepetten join ile getirmemiz gerekiyor. Ben join ile uğraşmamak için buraya ekledim. Gerçekte join yapmanız gerekir. Sırf size karşılık olmasın diye yapmadım. Çünkü her ihtimali göz önünde bulundurursunuz. Adamı batırtırsınız yani. Yani bu fiyatlar nereden gelecek? O anki fiyatları çekecek. Yani join ile getirecek fiyatları çekecek yani. Tamam mı? Left join yapacaksınız. Gideceksiniz ID'leri eşleştirip bu fiyatları çekmeniz gerekir arkadaşlar. Mesela burada şöyle yaptık. Bizim mesela galeri nerede? Mesela yapabilir miyiz? Bir bakalım. Sepet liste get ürün mesela şurada görüyor musunuz? Deniyorum sadece arkadaşlar, deniyorum. Get ürün desek database modelde get kimin şunun yerine bunu gönderiyoruz. Oturma ID'sini gönderiyoruz. Get sepet ürün ürünler diyeyim. Şimdi join ile bir join kuralım orada. Bizim database model neresi? Şurada bizim bir join'imiz var mesela. Hemen arıyorum bunu. Get sepet ürünler. Evet, select yıldız from tür adı değil arkadaşlar. Ana kategorimiz sepet burada arkadaşlar. Ana from sepet burada hayvanlar adı s adı evet hayvanlar s satış fiyatı s fiyatı ürün adı diyelim şuna ürün adı s ürün adı fiyatı u fiyat diyelim u fiyat olarak şimdi orada da fiyat koyduk karışır birbirine from sepet ver join
hayvanlardan bilgi getireceğimiz için hayvanlar ID sepet nokta ürün nokta ID'si işte hayvan ID'sini eşleşen evet, bu eşleşme yeter. Ver müşteri ID hayır sepet nokta müşteri ID'si gönderdiğimiz müşterinin ID'si olur. olan ürünler dediğimiz zaman ne yapıyor burada? Select hayvanların adını, S ürün adı, hayvanlar satış fiyatının ürün fiyat, from sepet, sepetin tüm elemanlarını, şimdi sepetin şu şeylerini sileyim mesela. Sepet nerede? Browser'da. Adı, fiyatı, tutarını sileyim. Tamam mı? Artık böyle bir şeyimiz yok. Bunları bizim listelememiz lazım. Ne silmiştik? Aynı ismi verelim biz de şimdi. Şeyden ekleyelim. Evet, home'da dolayısıyla bunları da eklemeyeceğiz. Çünkü orası yanlış, mantık yanlıştı. Evet, onları eklemiyoruz arkadaşlar. Adi fiyat. Inner join'de buna da adi diyelim. Madem sildik, bunu kullanalım. Adi fiyat. Evet, şimdi bakalım. Ürün liste. Evet, şimdi Get sepet ürünler Home'da Get sepet ürünler nerede bizim? Get sepet ürünler şunu kapatıyorum. Buradaki result'ı ekleyeyim yani. Ürünlere şunu ekliyorum arkadaşlar. Evet. This database model get sepet ürünler query result. Yok sadece result query değil artık o. Evet bakalım ne yapacak. Evet unknown sepet müşteri D yok. Bakın yanlış yaptık. Hemen hataya bakmadan direkt düzeltme moduna geçiyoruz. Database modelde müşteri ID arkadaşlar. Hatamızı giderdik. Evet. Result. %109'da result'ımızı görmedi. Bir şey nasıl aldık bunu? Ürün detayda nasıl aldık bunu? Sorgu yok. Ha, get ürün dedik, result dedik. Tam dedik bu şekilde aldık. Bir şunu bir deneyelim bir. Biz biraz şey yaptık yani şurayı bir deneyelim yani önce bir
Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Biz denemeden hemen bodoslama daldık yani. Müşteri ID'si 2 olan şeyini getiriyor. Herhangi bir problem yok. Login olduk mu? Müşterinin ID'miz var mı? Var. Müşteri ID'mizi gönderiyor muyuz? Gönderiyor. Ne diyor? Result'ı use of constant result. Bu şekilde kullandım diyor. O zaman biz de şöyle yapalım. If result deyip böyle atayalım içine. Değil mi? Aksi takdirde sayfa yok diyelim. Ha, şurada hiç dolar ya. Dolar koymadık. Hiç söylemiyorsunuz siz de ya. Vallahi hiç bir yeni jenerasyonda da evet. Evet. Bu niye boş getiriyor? İşin ilginç tarafı o. Müşteri ID yani boş getiriyor bu. Database modelde ha büyüktür birden getiriyoruz. Eşit değil. Birden büyük yani. Şimdi deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi bizim şeyimiz o bir tane ürün için sorgulamıştık bu. Bu bir tane ürün için, bu ürünler için yani. Dolayısıyla birden büyük olması durumunu şey yapıyor. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, şimdi doğru oldu arkadaşlar. Şu anda yaptığımız şey doğru. Çünkü sepette kalan ürün ürünün fiyatını sepete kaydetmemiz yanlış. Oradan şey yapmamız gerekiyor yani. Güncel fiyatını almamız gerekiyor arkadaşlar. Hem zaman güncel fiyatını oradan çekmemiz gerekiyor. Çekmemiz gerektiği için de buradan gördüğünüz gibi bir modelden bir fonksiyon oluşturduk ve ID'sini gönderdiğimiz müşteriye ait sepet ürünlerini join yaparak hayvanlardan adını ve fiyatını alarak buraya listemize getirttik arkadaşlar. Mesela sepet ürünler en altta da toplam fiyatını yazalım mesela. Şurada bizim bir döngümüz var ya zaten şurada. Şurada eşittir mesela. Toplam eşittir 0. Şurada da toplam eşittir toplam artı eko burada şöyle tutar diyeyim şurada tutar eşittir tutarı yazdırayım şurada. Parantezi ne için kullandı? Nerede başka ne vardı? Ödeme sayfasına gireyim. Şuradan
sepet toplamı eşittir. Evet, şu toplamı yazdıralım. Toplam 255. Evet, bakalım ne olacak. Toplam 255 TL. Bunun şekille ilgili kısmını siz ayarlarsınız. Şimdi burada arkadaşlar esasında ödeme, buradan da ödeme sayfasına git dediğimizde hop ödeme sayfasına vesaire, adı, bilgileri, kredi kartı bilgileri vesaire vesaire. Şimdi buraya evet, ödeme sayfasına dediğimizde nereye gidecek? Sepet ödeme şeyine gidecek. Sepet ödeme fonksiyonumuza bakalım. Sepet ödeme fonksiyonumuzda aynı şeyi çekeceğiz arkadaşlar. Şuradan şu result'ı çekelim arkadaşlar. Çünkü aynı veriler lazım olacak. Evet, şuradan evet, şöyle sepet ödeme sayfasına gidecek. Sepet ödeme sayfamız nerede? Evet. Sepet ödeme sayfamızda toplamları yazdır. Bir şey yapıyoruz orada. Evet, gördüğünüz gibi toplam 255 lirayı yatırıp koydum. Bu bilgileri, müşteri bilgilerini çekip buraya şey yapabilirsiniz. Yani müşteri bilgilerini sorgulayıp buraya doldurabilirsiniz. Şu anda ben şey yapamam. Onu siz şey yapacaksınız. Tabii burada düzgün görülecek bunlar. Ondan sonra kart bilgilerini çekiyorsunuz. Kart bilgilerini vesaire çekiyorsunuz, güvenlik kodu. Bu kart bilgilerini tabii şeye aktarmıyoruz, yani veri tabanına aktarmıyoruz. Siparişi düzenle dediğiniz zaman alıcının adı soyadı. Mesela buraya neye getirebiliriz? Bir saniye, hemen buradan şurada şey yapalım. Select yıldız from müşteriler. Müşteriler ver. ID'si eşittir. Şu anda oturum alışan müşteri diyoruz buna da. Şu müşteri veri tabanımız nerede vardı? Müşteri veri tabanımızda. Evet, şurada mesela ne yapalım? Adres eksik yaptık. Adres ilçe şehir gibi. Şuna girelim mesela, buradan adres ne mahallesi? 100. yıl mahallesi No 14 Çankaya Ankara. Yeni mahalle Demet Evler Caddesi No 12 Taksim 5 Yeni mahalle Ankara.
bankalar adresleri verdik. Evet. Müşterinin bu bilgisini aldık. Müşterinin gelen bu bilgileri nereye yazdıralım? Şuraya yazdıralım. Ne sayfası? Sepet ödeme sayfasına şey yapalım. Ne var, ne var burada? Value. Evet. At soy. Adres. İlçe, şehir. Adres. İlçe. Kimisi birkaç tane adres şey yapıyor. Onu şey yapıyor. Evet, girelim. Ad soyu yok muydu bu müşterinin? Adıydı o. Ad soyu değil, adı. Evet. Evet, gördüğünüz gibi adres bilgileri doldu. Kredi kartı bilgilerini bilmem ne. Siparişi tamamla dediğimizde siparişi tamamla fonksiyonuna gönderiyoruz. Siparişi tamamla fonksiyonunda neler yapacağız arkadaşlar? Burayı da bitirdik. Bir siparişimiz tamamlanıyor. Ne yapacağız? Bir kere ödemeyi tamamlayacağız. Onayla. Bankanın burada bankanın vereceği servisten servise kart ve tutar bilgileri gönderilerek onay alınır. Evet, banka onay eşittir 0. Eğer bir gelir sonra ne yapıyoruz? Diyelim ki banka bize onay verdi. Eğer if bankona eşittir 1 ise başlıyoruz. Ne yapacağız burada? Sipariş adresine verileri kaydediyoruz. Alalım bilgileri. Şu ekleme bilgilerini hemen alalım. Evet. Şimdi sipariş neyini alıyoruz oradan? Siparişimiz için genel bilgileri alıyoruz şimdi. Yani şu sipariş için müşteri ID'si, bilmem nesi vesaire vesaire hepsini alıyoruz. Evet, müşteri ID aldık zaten en aşağıda. Tarihi var. Tutar. Tutar eşittir. Şu tutarı nereye ekledik tutar? Name tutar olan yere ekledik. Bakın bunu read only yaptım. Tutar değişmesin diye yaptım. Tutar.
Başka ne ekleyeceğiz? Adres bilgileri ekleyeceğiz. Siparişte ad soy var mıydı orada? Ad soy var, ilçe adres, klasik bilgiler. Ad soy. Ad soy. Adresten adresi alalım. İlçeden ilçeyi alalım, ili alalım. Şehir mi diyor? Şehir mi dedik ona? Veri tabanımızda ne? Şehir demişiz. Şurada ne? Burada da şehir demişiz. Tamam. Problem yok. Evet. Aldık. Müşteri şeyi de yaptık. Veri tabanına ekleyelim bunu. Şimdi diyoruz ki database evet. Nereye ekliyoruz bunu? Sipariş tablosuna bu data ekliyoruz. Insert data sipariş ekliyoruz. Ama burada bize bir şey lazım arkadaşlar. Şimdi burada bizim ilişkilendirmemiz var ya, sipariş ürünlere bu ID'yi alacağız ya. Bu ID'yi bilmiyoruz yani. Oluşturduk. Bu ID'yi bilmiyoruz. Yani şu ID'yi henüz bilmiyoruz. Bu ID'yi alacağız. Devamında buraya ekleyeceğiz. O zaman ne yapacağız burada? Database modelimize gidiyorum arkadaşlar. Insert'te Insert'te return şey yapacağız. This en son eklediğimiz ID'yi alıyoruz arkadaşlar. Hemen bir bakayım. CodeIgniter get last insert ID dediğimizde Stack Overflow'dan örnekler vardı. Bir bakalım. Bize gelecek mi? Örnek var. Evet. Şu arkadaşlar. Return'e this insert ID iyi gönderiyoruz arkadaşlar. Insert data insert ID gönderiyoruz. Ve şu anda ID eşittir ya da sipariş ID sipariş ID eşittir şey diyorum. Evet, şu anda ben şurayı bir kapatıyorum. Bir bakayım ne gerçekten elde edebiliyor muyum ya. Echo ile yazdırayım. Evet. Sipariş tablosuna tutarı gönderiyorum. Ad soyu gönderiyorum. Adresi, ilçeyi, şehri, müşteri ID'sini gönderiyorum. Ve gönderdiğim oluşan yeni ID'yi de bana geri göndersin diyorum. Çünkü ürünleri kaydedeceğim ondan sonra. Evet, banka onayının 1 olduğunu varsayalım. Onayı 1 yapıyorum. Başlıyorum arkadaşlar. Home 202'de bir hatamız var. Evet, şurada bir şeyi kapatmadık. Evet, şurada. Şu if'i kapatmadık. Evet. Evet, bunları gönderiyorum. Dokunmuyorum. Adres sipariş tamamla diyorum.
Evet. Tutar yok diyor. Tuar dedik bak. Tuar dedik. Gördünüz mü? Tutar olacak. Ne akıllı bu bilgisayar böyle ha. Hemen. Evet, hata kodlarını inceleyin arkadaşlar. Bakın hata kodlarını incelemek şey zaten, yani programcılığın yarısı hatayı analiz etmek, yani hatayı yakalamak. Yani hatayı yakalayamazsanız bir sürü gereksiz yere şey yapıyoruz. Evet. Stoğa bakmıyoruz. Bakabiliriz stoğa. Yani eğer o da bir kontrol yani. Çek ürün, yani çek edebiliriz. Ürün varsa hemen orada güncelleyebiliriz yani. Ürün stoktan silindiyse, stokta yoksa, yani oradaki sepet için ürün getirirken eğer stokta yoksa onun şey yapacağız yani. Onu kaldıracağız yani. O ürünü kaldıracağız. Evet, bakalım. Evet, gördüğünüz gibi hakikaten bakalım. Evet, bir nolu kayıt oluştu. Tutarımızı ekledi. Sipariş durumu yeti. Ayşecan telefon. İlçe şehir. Bunlar niye boş oldu? İlçe, şehir. Niye oldu acaba? Name ilçe, şehir, adres. Şöyle aynı hizaya getireyim. Ne var aralarında? Bir şey mi eksik? Tek ad, soy, adres, ilçe, şehir. Adres, ilçe, şehir. Valüsün o geliyor. Siparişi tamamla diyoruz. Honda. Sipariş tamamla. Ad, soy, adres. İlçe, şehir. Müşteri. Tekrar ekleyelim bakalım. Fatma. İstanbul diyelim buna. 2. İlginç. Müşteri ID'sini ekliyor mu? Müşteri ID'sini ekliyor. Bir numaralı müşteri. Allah Allah. Şu anda hiç anlam veremedim vallahi. Form buradan bazı bilgileri gönderiyor form. Form işte burası bizim form. Aynı form burayı alıyor yani şurada. Neymiş de bu? Ad, soy, adres, ilçe, şehir. Ha. Ya. Hiç söylemiyorum burada ya. Kart. Ad, soy.
Hayda, bu videomuz çok kapsamlı bir video oldu ya. Evet. Evet, size de virüs bulaştırır, o yüzden ekranlarınızı videodan sonra ekranlarınızı sıcak suda iyice biraz bekletin. Ondan sonra evet 3 nolu siparişimiz zaten problem oradan kaynaklanıyordu. Evet gördüğünüz gibi şeyimiz oldu. Evet boşaltıyorum bunu tekrar. Boşaltıyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar. Kayıt yaptığımıza göre böyle deneye deneye gidiyoruz yani. Hemen olmuyor gördüğünüz gibi yani. Ne yapıyoruz bir de burada arkadaşlar? Şöyle bir şey yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Get sepet ürünler. Sepetteki ürünleri bir getiriyoruz. Tamam mı? Şuraya ürünler diyoruz. Sonuçların ürünlerine ekliyoruz ya da hatta direkt buraya alalım. Ondan sonra for each for şurada vardı bizim for each'imiz vardı ya. For each ürünler. Şöyle bir şey yapsak ne olur? Insert insert into sepet ürünler ne diyeceğiz? Sepet ürünlere neyi ekliyoruz? Müşteri ID'yi ekliyoruz. Sipariş ID, ürün ID. Sipariş ID. Aslında yani sipariş ID, müşteri ID, sipariş ID, ürün ID, fiyat. Fiyat. Ha, bir de adet. Eklememiz gerekiyor. Evet, diyeceğiz ki şimdi şöyle biraz büyütelim çok küçük. Values. Evet. Bir tanesinin müşteri ID bu. Virgül. Evet, şöyle şekilde. SQL'imiz bu. Bir de query'nin kapandığı şey var.
Evet. O zamanın tutarını da koyalım. Tutar matematiksel bir işlem. Evet, şu şekilde session müşteri ID virgül sipariş ID'yi alıyorum buradan. Veri tabanından direkt alıyorum. Yani şuradan çektim ya. Virgül ürün ID nokta RS ID sepetteki ürün ID mi? Böyle şeydi, ürün adı, fiyat. Fiyat. Adet. Evet, ne yapacak? Ürünleri alıyoruz. Fiyat, ürün ID. Evet, müşteri ID. This session data'daki müşteri ID'yi atıyorum. Virgül. Sipariş ID, en son girdiğimiz siparişin ID'si. Ürün ID, veri tabanındaki ürün gelen ürünün ID'si. Fiyatı veri tabanından gelen fiyat. Adette veri tabanından gelen adet. Sonra ne diyeceğim? Bir tane daha query oluşturacağım. Ne diyeceğim burada? Sepeti boşaltacağım, değil mi? Delete from sepet ver müşteri ID eşittir şu olanın ne kadar varsa sil diyorum. Sepeti boşalt. Bütün ürünleri silmiyorum sepette. Başkalarının ürünü de var. Sadece müşteriye ait ürünleri siliyorum. Eğer banka onay verdiyse bu işler oluyor. Banka onay vermediyse evet, banka onay verirse ondan sonra diyoruz ki sipariş tamamlandı şeyine gitsin. Eğer şeyse bittiyse evet var mı böyle bir şey bilmiyorum. Biz URL'e tamam sayfasına gitsin. Else
Yani değilse şunları alalım. Bir olay tamamlandıysa şunu açacak. Şöyle açacak. Sipariş tamamlandı diyecek. Evet. Tabi burada bazı bilgiler daha var. Ne diyoruz? Siparişle ilgili bazı bilgilerimiz var. Ödeme şekli, ödeme durumu. Şekli. Kartı. Ödendi yapıyoruz. Ödeme şekli, ödeme durumu, ödendi. Aslında bunların hepsi transaction'da yapılır. Yani şu iki olay, şu üç olay nerede yapılır biliyor musunuz? Şunların üç olay transaction'da yapılır. Daha şey olmaz. Kafanız çok karıştırmamak için. Sadece açıklama. Burada transaction bilir. Şurada da son. Evet, nedir bu hikaye? Yani transaction nedir bu hikaye? Hepsi bütün şartlar olduğunca bu şey yapsın yani. Bütünlük olsun. Çünkü bunlar hepsi birbirine bağlı veriler. Tam ödeme oldu. Şey bitti gibi vesaire yani. Evet. Yani siparişi kaydettiniz, o arada sistem kilitlendi, sipariş ettiğiniz ürünlerin kaydı yok. Misal mesela. Evet, bu şekilde bir bütünlük sağlanacaktır. Şeye bakarsınız yani, transaction durumuna bakarsınız. CodeIgnite'da transaction başlatma bitirme var, orada bakılabilir. Evet. Değilse sonuç, evet, ödeme bilgilerinizde problem var. Break. Tüen. Yani size mesela hata ile ilgili bir mesaj gönderecektir. Nereye gönderecek bu? Tekrar sepet ödemeye gönderecek arkadaşlar bu. Oo, bizi. Sepet ödemeye gönderecek. Evet, sepet ödemeye yalla ulu. Home. Sepet ödeme sayfasına gönderecektik. Sepet ödeme sayfasında bir hata kodumuzu yazdıralım. Şu header'da vardı bizim.
bizim hata var diye yazdırma. Burada da var. Nereye yazdıralım bu bilgiyi? Formun üstüne yazdıralım şurada. Yani sonuç yazdırdık. Bir bakalım. Çalışıyor mu şeyimiz yani, bir ödeme bilgilerinde hata olduğunu, hata durumuna geçelim yani. Onay eşittir 0 yapıyorum. Tamam la. Bak gördünüz mü? Ödeme bilgilerinizde problem. Lütfen kontrol edin. Vay. Aynı mesajı buraya, burada da yazdırınca çiftledi. Evet. Şimdi gelelim. Ödeme onaylandı diyelim. Şimdi burada problem olup olmadığını göreceğiz arkadaşlar. Şimdi sipariş dosyamızı sıfırlıyorum. Sıfırlı zaten şu anda, bir şey yok içinde. Sipariş ürünler dosyamız sıfırlandı. Şimdi siparişi tamamla diyorum. Şimdi sipariş, burada hata alabiliriz tabi. Evet, şimdi gelelim. Ödeme şekli, ödeme şekli. Niye, ne var bizim burada? Sipariş'te. Ha, ödeme şekli, ödeme, arada alt çizgi yok. Evet. Evet, tekrar gidiyoruz. Sepet ürünler doesn't exist. Pet shop. Sepet ürünler. Sepet ürünler ne ya? Sipariş ürünler ya. Sipariş ürünler. Sipariş ürünler, evet. Muhtemelen bir siparişin bir verisini kaydetti. Boşaltıyorum tekrar. Geri geliyoruz. Oo. Siparişi tamamla. Nereye bizi gönderdi? Sipariş tamamla kısmında biz bu kadar hatayı nereden? Get sepet ürünlerden. Ha, sipariş ürünler miydi bu? Bu sepetteki ürünler ya, bu ayrı. Bu header'la ilgili bir problem yani. Header ile ilgili bir problem. Veriyi göndermemişiz de ondan. Şu ayarları çekmemiz gerekiyor ya, şu ayarlar ya. Al. Şu datayı gönderiyoruz ya. Sipariş tamamlanmıştır deyip. Bak gördünüz mü? Siparişleri ekledi yani. Evet. Tekrar sıfırlıyorum. Evet. Şimdi tekrar geliyorum buraya. Ürünü şey yapınca tabii şey olmuyor yani. Ana sayfaya gidelim. Ürün olmayınca hata veriyordu. Aslında ürünü de kontrol edeceğiz yani. Sepetimiz boşaldı şu anda. Sipariş tamamlanınca şefer boşaldı. Evet, iki tane ürün ekleyelim.
Evet, 3 tane ürünümüz oldu. Sepete gidelim. Onaylayalım. Şu anda sildik değil mi? Her şeyi sildik. Tamam. Onaylayalım. Siparişi tamamla diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi sipariş tamamla. Allah Allah. Heydir'de bu, biz veri göndermiyor muyuz? Veriyi gönderiyoruz. En son göndereyim bari şu veriyi ya. Al. Şu veri şurada göndereyim. Araya bir şey girince herhalde diğer sorular girince şey oluyor yani. Data veri ayarlardan şey çekiyorum. Ama olayımız gerçekleşti yani bak. Hem sipariş ettiğimiz ürünleri kaydediyor gördüğünüz gibi. Evet. Tekrar boşaltıyorum. Hatamız şeyle ilgili değil yalnız, onu söyleyeyim. Evet. Şey olmadığı için şurada hata veriyor. Sepete bu ödeme sayfasına zaten gelmiyoruz normalde. Bu şekilde bize hata verecektir. Biz orada durduğumuz için sepetekle 3 tane ürünümüz oldu. Sepeti ödemeye git. Ödeme geldi. Sipariş tamamla. Evet, gördüğünüz gibi değerli müşterimiz, değerli. Bunu niye yazmadık ben? Buraya yazdım. Siparişi tamamlandı. Session oturum. Ha. Şey, müşteri o data. Daha önce evet arkadaşlar, şunu yazdıracağız. Müşteri o datayı yazdıracağımız için. Sipariş tamamlandı. Eski bilgi, müşteri siparişimiz tamamlanmıştır. Sonra şurada ne yapacağız? Evet, home'da burada, bu arada ne yapacaksınız burada? Evet. Müşteriye siparişi tamamlandığına dair e-mail çekilecektir. Evet, bu araya onu ekleyeceksiniz yani. Tamam mı? Evet, burada bu kodu, e-mail gönderme kodunu geliyorsunuz. Adamın e-mail adresleri belli zaten. Verilerinden belli. Müşteri bilgilerinden belli. Müşteri bilgilerini çekiyorsunuz. Müşteri bilgisinde e-maili var zaten. Şurada e-maili var. Ad soyu şu var. Hatta isterseniz login olunca, eğer login olunca e-maili de yazarsanız zırt pırt çekmeniz gerekmeyebilir. Yani böyle e-mail oluşturmalarda mesela. Nerede login olduk? Aşağıda login olduk. Ha, e-maili aldınız zaten. Session'ı atadınız yani. Session e-mailiniz, e-mailine ne yapıyorsunuz? Zaten oturum dizisine e-maili de atadınız. Şurada güzelce bir e-mail döşüyorsunuz. İsterseniz aynı şuradaki gibi sepet listemiz nerede? Sepet ürünlerdeki şuradaki tabloyu da oluşturup toplam şu kadar ürünümüz alınmıştır diye yani bunu şey yapabilirsiniz ya da toplam şu kadar olan tutarı alacaksınız. Tutarı şu kadar olan şeyiniz, şu nolu siparişiniz alınmıştır. En kısa sürede sizinle iletişime geçirecektir.
Evet arkadaşlar. Mevzumuz bu arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacaksınız bunları? Yani bu veriler, bunlar ne olacak? Bunlar arkadaşlar admin panele girdiğiniz zaman admin panelde şurada kullanıcı mesela sipariş listesi. Sipariş listesi diye bir şey yapacaksınız. Sonra göster neydi? Şurada mesela şunu da alacağız. Evet. Sipariş ürünler diye şey yapacaksınız. Bu listede siparişlerin listesini vereceksiniz, göstereceksiniz. Detayına girip orada istediğinizi sipariş detay diyelim ya da buna sipariş detay diyelim. O detayına yani sipariş detayına girip tıkladığınızda siparişin detayına gireceksiniz. Orada siparişi onaylayacaksınız. Onaylayınca da hop bir e-mail daha gidecek. Ondan sonra onaylanan siparişler, yeni siparişler. Şu anda hepsi yeni. Gördüğünüz gibi yeniler en üstte, yeni siparişler, onaylanmış siparişler, eski siparişler, kapanmış siparişler. Yani şurada veri tabanınızda siz kendinize göre admin'de left side mesela şurada müşteriler, ürünler, siparişler şurada al. Ne diyeceksiniz burada? Çünkü yeni siparişler, yeni siparişler, onaylı siparişler. Eğer sipariş aldı, verildi, defteri kapandıysa ne diyeceksiniz buna? Sipariş arşivi. Sipariş arşivi diyeceksiniz. Evet. Evet, buraya girdiğiniz zaman böyle onaylı yeni siparişler hemen görünecek. Kaç tane yeni sipariş parantez şu yazdırabilirsin. Onaylı, daha önce onaylı siparişler, kargodakiler mesela. Bu sipariş önemli bir mevzu. O zaman şey yapacağız yani onaylı siparişler, kargo siparişler, kargoda. Yani neye göre yapıyoruz? Şu siparişin durumuna göre arkadaşlar. Şu siparişin durumuna göre. Yeni sipariş durumu. Yeni olanları yeniye, kargoda olanları kargoda, onaylı olanlar onaylılara, arşivi kapandı diyeceksiniz. Kapalı olanlar ya da sonlandı dedikleriniz de şeye gelecek. Sonlanmış şeye gelecek. Sonlandıracaksınız. Tabi bütün bunları ben size gösteriyorum. Sonuçta ben size ekleme, silme, düzenleme işlemlerini gösterdim. Orada da sipariş tıkladığınızda o siparişe ait ürünleri nasıl getireceğiniz ile ürünün galerisine nasıl getirdiğinizle aynıdır arkadaşlar. Yani siparişin bilgilerini yazdıracaksınız. Altına o siparişe ait ürünleri yazdıracaksınız. Orada bazı güncelleme formları koyacaksınız. Onayla formu. Sipariş durumunu onayla dediğinizde, onayı seçip onayla dediğinizde buradan yeni siparişlerden onaylı siparişlere listelenecektir artık. Kargoya verdiğinizde kargo her bir aşama daha kullanıcıya e-mail çekilecektir arkadaşlar. Bugünkü mevzularımız buraya kadar. Admin panelde gerekli hassasiyetleri yapma olayı size ait arkadaşlar. Admin'de. Evet. Bir hata var. Copy paste yapınca bir hata verdi. Evet, bir şey sor. Ha bir de şey var. Müşterinin şeyi var mesela. Burada eğer ne oldu burada?
Sipariş tamamla kısmında niye kaldık burada? Evet. Şurada müşteri mesela, müşteri login olunca müşterinin şeyine, sayfasına bir git, hesabına gitmemesi lazım. Yani müşteri hesabı sayfasında hiyerarşi girme şu anda. Hiyerarşi karışık bir olay. Recursive fonksiyonu gerekiyor onun için. Şu anda recursive fonksiyonu gerekiyor. Hesabım dediğinde arkadaşlar, mesela home hesabım, home index nokta, evet hesabım evet, hesap sidebar göstereceksin mesela orada. Sidebar'ımız nerede mesela? Yani o recursive fonksiyonuyla yapman gerekir. Recursive iç içe recursive fonksiyonu yapman lazım. Admin'de miyiz? Left side. Side var neresi bu? Şu bir application. Kategori ID olacak. Kategori ID'si kategori ID. Zaten onu işledik. Orada bir şey yok. Evet, ürün sidebar'ı. Evet, müşteri oturum data açtıysa şey yapacağız arkadaşlar, şunu save as müşteri sidebar yapalım bunu, müşteri sidebar, evet. Müşteri o data aktifse burada ne yapıyoruz? Şeyi siliyoruz. Nereye ekledik? Orada bir menü oluşturacağız. Menüyü şey yapacağız. Bu kategori menüsünü siliyorum buradan. Tabii şu div'de şuradan siliyorum. Eğer login olduysa evet, şu panelin linki ne yaptık ya? Left side'dan biraz önce view'den şundan alayım bir tane. Müşteri evet. Diyoruz ki paneli. Evet, bilgilerin
bilgilerim. Siparişlerim. Ne bileyim, isteklerim, hani bir şey gönderdiyse. Yorumlarım. Favori ürünler. Evet, gibi. Yani müşteri paneli o data eşitse, eğer hesabıma tıklarsam home'dan hesabım müşteri sidebar diyeyim. Müşteri müşteri sidebar açıyoruz. Ne oldu? Hesabım şurasının gelmesi lazım. Şeyin eksik mi yaptık? O şey eksik mi? Üstesin o data olacak. Evet. Yanlış yaptık. Allah Allah. Ha müşteri ya, niye demiyorsunuz ha? 2 saat Halil demiyorsun ya, 2 saat. Böyle bizi kıvrandırıyorsun. Evet, gördüğünüz müşteri panel, bilgilerim, hesabım, bilmiyorum. Bilgilerim dediğinde bilgilerini şuraya getirecek. Siparişlerim siparişlerini şuraya getirecek. Mesela hemen Save as. Müşteri siparişler. Müşteri siparişler. Evet. Sipariş ID mesela. Sipariş ID. Bunu yaptığı zaman müşteri sidebar neye götüreceğiz mesela? Bu iş bitmez ya böyle. Siz yani öylesine bir mantığınız otursun diye şey yapıyorum. Home müşteri siparişler. Ha iyi, tamam. Sadece bunu yapıp kaçacağım. Home müşteri siparişler, home. Müşteri siparişi şurada. Aşağıda query'lerimiz vardı müşterinin. Neyse, bir tane query alayım. Evet, müşteri ID getirecek. ID
Tarih. Tutar. Sipariş ayı tarih tutar. Sipariş ayı tarih şunların. Evet. Tutar. Sileyim burayı. Fazla mı şey sildim? Tabii. Gibi işte yani yapacağınız şeyler işte. Ana sayfa. Siparişlerim. Linki düzeltmemiş miyim? Müşteri sidebar. Şunu şey yapmamı. Ha, bilgilerim kısmına eklemişim ya. Halil, bunlar hep senin suçun. Benim gibi hasta bir bitkin. Evet, hesap şey yaptığımızda siparişlerim. Pet shop siparişleri doesn't exist. Ha, sipariş ya, sadece sipariş. Valla bitireceğim şunu, şu bir şey gitti yani. Evet, çok. Evet, müşteri şurada mı sildim? Ha, TR'yi mi sildin? Evet, doğru. Evet. Siparişlerime girdik. Yeniler ne ya? Müşteri siparişler. Müşteri siparişler. Müşteri sipariş. Kaydetmedik mi burayı? Ha, yanlış yeri düzelttik ya. Evet, geldik tarih. Tarih niye yoruldu? Büyük harf mi yaptık tarihin? Tarih büyük harf. Evet, gördüğünüz gibi siparişlerimiz bu şekilde listeleniyor. Şimdi arkadaşlar olayımız bu. Aynı şekilde admin panelinize girdiğiniz zaman yeni siparişlerde yeni olanları listeleyeceksiniz. Detayına girip onaylayacaksınız. Onaylı siparişlerin kargoya verildiği zaman detayına girip kargo bilgilerini verip
Onaylayacaksınız, e-mail göndereceksiniz kullanıcıya. Kargo verdikten sonra bir de sipariş arşivi olacak. O siparişinizde kalacak. Günlük ne kadar aldınız, ne kadar sattınız, neler var? Onlar hep buradaki sipariş veri tabanından size muhasebe çıkacaktır. Yani muhasebelendirme, burada faturalandırma, irsaliye çıkarma vesaire. Hep bütün bu bilgileri kullanarak irsaliye bastıracaksınız, PDF göndereceksiniz, örnek bilmem ne istediğinizi gönderebilirsiniz. Yani bu size kalmış bir şey. İkincisi, sitemizde arkadaşlar hakkımızda iletişim, bize yazını yaptık, iletişim sayfası arkadaşlar. Onunla ilgili admin paneldeki şeyimizi yapacaksınız. Admin panelde yapacaksınız. Ve burada anlatılır. Burada anlatılmış nasıl yaptığıyla ilgili. Şurada mesela hakkımızda ve iletişim sayfasının nasıl yapıldığı ile ilgili video var. Buradan izlersiniz. SEO kullanımı nedir, ne değildir zaten anlattım. İzlersiniz. İkincisi, bu ayarlarımız veri tabanında düzeltilebilir olması lazım. Şu hakkımızda iletişim için zaten ayrı sayfa yapıyoruz. Diğer yerler için edit modunda açınca değiştirebiliyor olmamız gerekir. İstenenler listesini tek tek check yapın arkadaşlar. Orada bir tane liste tutun. Ben şunu yaptım, check, yaptım, check, yaptım, check, çalışıyor vesaire. Şimdi 3 aşağı 5 yukarı bütün projeler birbirine benziyor. Bütün projelerde bu şekilde iletişime geçme durumu var. Sipariş sitesinde sipariş onaylanması, alınması, satılması var. En zorunu seçtim ki en zorunu öğrenin diye. Haber sitesi ise üye haber gönderir, haberlerini görür. Haberlerin onaylanıp onaylanmadığını, şimdiye kadar gönderdiği haberler, yorumlar. Blog sitesi ise yaptığı blogların bloklarını görür. Sipariş ise evet, bitirmeniz gerekiyor. Kredi zaten bitirdik. Yani o işlemler bitecek. Hem ana sayfa kısmında bitecek, hem admin panelde bitecek bunlar. Evet, bu şekilde bitirip çalışır hale getireceksiniz arkadaşlar. Bu videoyu da zaten şey yapacağım. En kısa zamanda yerleştireceğim. Hemen kesiyorum, fazla uzamasın.